Beşiktaş geçmişte tartışılan bir takım değil. Beşiktaş geçmişte hiçbir zaman tartışılmadı. Bu felsefeyi de Süleyman Sabah getirdi. Ama Galatasaray aldığı şampiyonluklarla hala Türkiye'de şu anda bugün bile tartışılan bir grup. 30 yaş üstü, 20 yaş üstü. Kıskanılan bir kulüp. Nasıl kıskanılan? Kıskanılan nasıl bir kulüp. Nasıl kıskanılan bir grup? Şampiyonlar her zaman kıskanılır. Hikaye neden? Anlatma burada. Abi şimdi bak. Hikaye anlatma. Bu söylediğin İngiltere'de tamam, olsa Beşiktaş... hikaye anlatmam. Hadi ya. Almanya'da olsa, anlat. İtalya'da olsa, Fransa'da anlat. Ama Türkiye'de bu şampiyonluklar... Anlat anlat heyecanlı oluyor. Abi bak işte Cem. Ben anlat. Bunu anlatmıyorum. Bu tarih yazıyor. Sayfalar boş yazıyor. Abi. İtiraflar var. Tamam ben her zaman geçmişine... Kabul edelim bunu. Yüz küsür senelik kulüp. Ben Beşiktaş, böyle şey abi. Ben saygı duyarım ederim. Abi Beşiktaş var ya. Ondan sonra sen Beşiktaş başka şampiyon olmasın. Hayır başka türlü falan olursa. Hayır. Ben sana... Anladın mı? Öyle methederek Galatasaray'ın şampiyonluklarını bile yererek bak, bir yere varamazsın. Bak, anlıyor musun? Hayır zaman... seyircisinin hayır, tarzını anlatıyor. Ben onu anlatıyorum. Yani benim seyircim, benim takımım sahaya çıktığı zaman diyor. Evet. İyi top oynadığı zaman bitti. Diyor. Ben mutlu olurum. Ama şampiyon olunca değil yani. Ya değil o zaman şey ayrı oluyor. Allah Allah olursa. Şey ama sana söyleyeceğim. Şey. Sizin gibi. İyi ben... oynayıp şampiyon olduğu zaman öyle de öyle de. Anlıyor musun? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Tamam sakin sakin tartışalım bunu ya. Bir dakika bir konuyu. Tabii ki ben zaten şimdi... aradan çekildim. Yok estağfurullah sen şimdi zaten sana da geleceğiz. Şimdi dur seni bırakmayız. Şimdi bu, abi bu, gelin. Bu Serhat Uluer'e yemin ediyorum direkt Galatasaray ajanı. Bugün burada ilerleyen saatlerde açıklayacağım. Galatasaray ajanı. Yok evet. Yok öyle yani öyle bir şey yapma. Abi ajan? Bir ajanlığım kalmamıştı. Anlatacağım sana. Seni dur sana anlatacağım. Ben Galatasaray düşmanı tamam. Mıyım? Fener düşmanı mıyım? Beşiktaş düşmanı mıyım? Futbolun katili miyim? Ben hala çözemedim. Ben neyim? Ben de bilmiyorum artık. Sen ajansı dur anlatacağım sana. Sokaktayım bugün. Abi sen Galatasaraylı değil misin? Evet bak. Ne oldu kardeşim? Abi Galatasaray'ı çok sallıyorsun yerden yere vuruyorsun. Ama yok. Peki dedim ne yapmamı istiyorsun? Yani Galatasaray ultrasandan bayrak alayım burada sallayarak mı çıkmamı istiyorsun? Yok abi o kadar değil de işte biraz bizim haklarımızı koru. Sanki benim böyle bir misyonum varmış gibi Galatasaray'ın haklarını koru. Fener'e Kadıköy'e gidiyorum şimdi Bağdat Caddesi'nde kızın fizyoterapisine. Abi işte ben seni Fener düşmanı biliyordum. Son konuşmanda muazzam iş yaptın. Seninle gurur diyorum. Niye kardeşim? Abi işte sen yıllarca işte bize böyle şikeci dedin, şöyle dedin, böyle dedin. Yapmadınız mı dedim. Abi işte onları karıştırmayalım. Şunlara şimdi bakalım. İşte son konuşmana bayıldım. Sana hayranlık duyuyorum. Eksik olmak yani. Ben de ne olduğumu anlayamadım. Şimdi ben seni şöyle tarif ediyorum. Çözemiyorum yani. Seni kim buldum. Hangi taraf hayır. Seni fazla överse sen o tarafa dönüyorsun. Hayır, şimdi abi, muhtemelen Bağdat Caddesi'nde sevgiyle karşılanıyorum. Beyoğlu'na falan gittim herhalde durum bayağı harap olacak. Senin Galatasaray acaba olur. Bilemiyorum Beyoğlu'na. Şöyle söyleyeceğim. Seni bilerek Galatasaray kulübü bile bile seni ajan olarak kullanmak için savcılar suç durusunda bulundu. Evet. Çünkü neden? Sana böyle yaparak ters gösterdi. Yani bu algı işini Türkiye'de en iyi yapan camia Galatasaray'dır. Tamam mı? Bak şimdi bize hakemler hata yapıldı diyorlardı yani Galatasaray. Bütün Türkiye neyi konuşuyor? Galatasaray. Şimdi hep birlikte ne oldu? Fenerbahçe'yle kardeş takım oldular. Nerede oldular kardeş takım? Şimdi Fener'e de hakemler lehine başladı değil mi? İkiniz başladı kardeş mı? Oldunuz. Hayır iki başladı takım kardeş. Ne başladı be? Siz çekiyorsunuz. Ne anlatıyorsun? Fener'i de alıyorsun. Ne anlatıyorsun sen ya? Şimdi bak. Fener'le ne yapıldıysa Galatasaray'da aynısı yapılıyor. Abi dünkü tweetleri gör. Dünkü tweetleri gör. Onun için diyorum ki Galatasaray ajanı. Döndü. Savcılıkta suç durusu da gelince belki de bilerek bir organizasyon bu bilmiyorum artık. Ben size bak. Dünden itibaren dün heh. Saat. Bitirdin mi? Al bunu. 21.15'ten şu ana kadarki Türkiye'de nasıl algı yapıldığını biraz sonra anlatacağım. Ha, sen neyin algısı yapıldığını. Tamam. Neyin ajan olduğumu. Heh. Hepsini tek tek anlatacağım. Kardeşim. Söz mü? Sözlü. Bugün sözler. Moderatörlük tamam. Görevinden. Heh. Bugün için istifa ediyorum. Neden? Bugün ben burada bir yorumcu pozisyonunda kendimi konumlandırmak istiyorum. Bak hakkım yok mu? Var. Yani yıllarca program yapmışım. Bugünlük moderatörlüğümü askıya alamaz mıyım? 30 dakika istifa edebilirsin.